Kıymetli katılımcılar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Kuzey Irak operasyonlarının her biri coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir dedi. Oktay açıklamalarına şöyle devam etti. Özellikle de vatan savunması söz konusu olduğunda 7'den 70'e mücadeleye iştirak etme cesaretine sahip olmasıdır. Bunun tarihten gelen mirasını da biraz önce Sayın Rektörümüz anlattılar. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 bayrağın tarihine baktığımızda bizi 2227 yıllık bir geçmişe götürdüğünü görürüz. Bu tarih aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş yılını da ifade eder. Böylesine köklü bir geçmişe sahip milletin tarih sahnesinde kesintisiz şekilde kalabilmesinin sırrı askerlikle olan işte bu güçlü ilişkisinde yatar. Buradan bin yıldır bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan kanlarını döken tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki bu ordu ve bu millet bir daha ayağa kalkamaz. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine bir dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük. Kağıt üzerinde bizden kat be kat güçlü gözüken, orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları birkaç ay içerisinde nasıl zafere ulaştırdığımıza